Saraçhane'de Kılıçdaroğlu'nun feragat etmesi için fiili durum oluşturuldu ama. Yerel mahkeme İstanbul'un Belediye Başkanlığı Yüksek Seçim Kurulu üyelerine ahmak dediği gerekçesiyle 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezasına çarptırdı. Karar kesin değil, daha istinafı var, Yargıtay'ı var. Ama kesin olan bir şey var, belediye başkanı karar sonrası çok mutlu. Oh çok mağdur oldum coşkusuyla kucakladı Akşener'i. Mutluluğunu onu bugüne kadar CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı araçsallaştıran İYİ Parti lideri Akşener'e sarılırken gözlerinden okuyabilirsiniz. Akşener'in sevincine ise diyecek yok doğrusu. Bir yol arkadaşı kadere uğramış bir tavır mı yoksa önüne kırmızı halı serilmiş onun heyecanı mı fotoğrafa bakın anlarsınız. Yine de ben belediye başkanının yerinde olsam Sayın Akşener'in ipiyle kuyuya inmezdim. Zira onun en önemli anahtar cümlesi, seçilecek aday cümlesi. Kılıçdaroğlu kendini imha etmeyi sürdürüyor. Bir süredir bu köşede Sayın Kılıçdaroğlu'nun ifsat ve imha kavramları üzerinden tartışıyoruz. Uzun bir süre siyasetin dilini, devlet kurumlarını ve nihayet devlet aygıtını ifsata yönelik Kılıçdaroğlu'nun başörtüsü çıkışıyla başlayan, devleti narko devlet ilan etmeyle devam eden, Amerika ve İngiltere ziyaretleriyle tavan yapan ivmeyle kendini imha ettiğinde söylemiştik. Bu kendi kendini imha hareketi sonucunda Altılı Masa'nın ortak aday çıkartma ihtimalinin %10'lara gerilediğini, CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun ortak aday olma ihtimalinin ise sıfıra indiğini belirtmiştik. Bir gün önce bu omuzlar bütün yükleri çeker dedi, bir gün sonra otobüsün üstüne çıktı. Tam da Kılıçdaroğlu'nun kendini imha hareketlerine başladığı günlerde ben kendimi taca atmam diyen İstanbul'un belediye başkanı televizyon dolaşarak hatırlatma dozu yaptı. Nihayetinde en son dünkü mahkeme kararından bir gün önce TV100'de bu omuzlar bütün yükleri çeker diyerek Cumhurbaşkanlığı adaylığında ben de varım dedi. Dünkü yaşananları tekrara lüzum yok. Mahkemenin neden alt sınırdan değil de üst sınıra yakın ceza verdiğinde sorgulayacak değilim. Hele hele histerik bir mutlulukla oh tıpkı Tayyip Erdoğan gibi bir mağduriyet yaşıyorum. O halde onun uğradığı duraklara sırasıyla uğrama şansım %100 edasıyla Saraçhane'deki sevinç gösterisinde tartışacak halim yok. Kılıçdaroğlu karar duruşmasının yapıldığı gün Almanya'ya neden gitti? Ama Sayın Akşener'in satranç tahtasında bir taş gibi rakibi Kemal Bey'i alt etmek için sürekli olarak araçsallaştırdığı belediye başkanını önce kucaklayıp sonra otobüsün üzerine çıkartmasını tartışmakta fayda var. Ya da Kemal Kılıçdaroğlu'nun karar duruşması haftalar öncesinden belli olan mahkeme gününde Almanya'ya doğru yola çıkmasını tartışmak gerekir. Bu mağduriyet meselesini Erdoğan'a rakiplik ya da Erdoğan'ın kaderiyle paralellik meselesi olarak değil de CHP içine yönelik ve CHP'deki adaylık meselesi üzerinden tartışmak daha anlamlı olacaktır. Hele hele Altılı Masa'nın ortak adaylığı meselesi üzerinden tartışmak en anlamlısıdır. Meseleye bu yönüyle bakan ve adaylıkta zımmen Kemal Bey'e destek verdiğini anladığımız Edirne'deki tutuklu HDP'nin eski eş başkanı Demirtaş diyor ki, oldu olacak Ekrem Bey'i Pınarhisar cezaevine de koyun ki akıbeti aynı olsun. Sayın Kılıçdaroğlu nasıl olur da belediye başkanının yargılandığı davanın karar duruşmasında hazır bulunmaz? Kocaman bir sorudur bu, bırakın duruşmada hazır bulunmayı, Kemal Bey Almanya'ya gitti iyi mi? Bu tabloda bir yanlışlık yok mu? Ya da bu yanlışlık Kemal Bey tarafından bilinçli olarak mı yapıldı? Bir husus daha var. Karar henüz açıklanmadan İYİ Parti lideri Akşener'in Ankara'dan arabasına atlayıp Saraçhane'de buluşalım demesiyle eş güdümlü olarak belediye başkanının herkesi aynı mekana davet etmesi bir planın parçası mı? Hadi Kılıçdaroğlu Almanya'da. Akşener harici masanın ortakları nerede? Henüz karar yok ama taraftarlarını Saraçhane'ye davet ediyor. Yoksa günler öncesinden bu kararın bu şekilde çıkacağını biliyorlar mıydı? Bilmiyoruz. Bildiğimiz bir şey var, belediye başkanının Altılı Masa'nın neferiyim demesine rağmen Saraçhane'de o masadan sadece Meral Hanım vardı. Bir de masaya Kemal Bey ve diğer ortakların vetosunu yediği için oturamayan Hüseyin Baş. Tamam, Kılıçdaroğlu Almanya'dan dönüşte yetişemedi Saraçhane'ye. İyi de Babacan, Davutoğlu, Karamollaoğlu, Uysal nerede peki? Burada da bir tuhaflık yok mu sizce? Dün yaşananların CHP içindeki liderlik ve Cumhurbaşkanlığı adaylığı mücadelesi olduğu aşikar. Daha önce sürekli başka enstrümanlarla yapılan hamleler bu kez doğrudan yapılmıştır. Kılıçdaroğlu'nun feragat etmesi için fiili durum oluşturulmuştur. Bu aşamadan sonra Kılıçdaroğlu'nun adaylığı rafa kalkmak üzeredir. Bitirelim.
daha istinaf aşaması, Yargıtay aşaması varken şimdiden yerel mahkemenin verdiği karar üzerinden oluşturulan algı milletimiz tarafından nasıl karşılanacak göreceğiz. Oluşturulan fiili duruma Kemal Bey'in vereceği tepki 2023 Cumhurbaşkanlığı seçiminde altılı masanın ortak adaylık meselesinin de kaderini belirleyecek. Bize göre o ihtimal çok çok azaldı. Kemal Bey'in CHP'nin adayı olarak seçime girme ihtimali de, yanılıyor muyum? Hasan Öztürk, Haber 7.